Anadolu Haber Ajansı muhabiri, Esad hükümetine karşı silahlanan muhalifleri eğitim yerinde görüntüledi. Direnişçilerin asker olarak tanımlandığı foto haberde, milislerin zor koşullarda eğitim aldıklarına dikkat çekildi. Öte yandan NTV Haber Müdürü Mete Çubukçu da Suriye'ye giderek olayları yerinde inceledi. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Mete Çubukçu'ya gelişen olayların perde arkasından anlatarak Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bizler burada Bismillah desek, bu Türkiye'de şüpheyle karşılanıyor. Çünkü Türkiye, Suriye'ye karşı yürütülen planın bir parçasıdır. Ancak samimiyetle söylemek gerekirse, Türkiye bu süreçte ilk günden beri çok negatif bir rol üstlendi. Çok sayıda silahlı grubu korudular. Sınırı geçmesine izin verdiler. Bu uygun bir komşuluk ilişkisini yansıtmıyor. Biz Türkiye'yi tehdit etmiyoruz. Çünkü aramızdaki güvenlik anlaşmasına saygı duyuyoruz. Stratejik bir ilişki oluşturabilmek için tam 10 yıldır Türkiye ile el ele çalıştık. Özellikle ekonomi ve kültür alanında çok yol kat ettik. Türkiye'nin Arap dünyasıyla olan ilişkilerinin inşasında da çok etkin rol aldık. Türkiye'ye daha sonra ne oldu ben de anlamadım ve çok şaşırdım. Birlikte inşa ettiğimiz bu noktadan nasıl 180 derece dönüldü anlayamadık. Türkiye sadece sivil muhalefeti değil, silahlı muhalifleri, sivil orduyu silahlarıyla destekliyor. Eğitim veriyorlar mı emin değilim ama silahlarıyla birlikte sınırı geçmelerine izin veriyorlar. Bu komşuluğa sığar mı? Dürüstçe konuşacağım. Biz hala Türk hükümetiyle yaptığımız Adana Anlaşması'na sadığız. Türkiye'nin müdahalesi yüzünden zarar görmemize rağmen hiçbir Türk vatandaşına zarar gelmesini istemeyiz. Bu yüzden Suriye'nin Türkiye sınırında faaliyet göstermesi için PKK'yı desteklediğimiz yönündeki iddialar doğru değil. Biz bağımsız bir ülkeyiz ve kararlarımızı insanlarımızın ihtiyaçlarına göre veririz. Bazı tavsiyeleri dinlemek, onların bir kural olarak önümüze gelip yaptırımla yerine getirilmesi anlamına gelmemeli. Neden Türkiye bizim iç sorunlarımızla bu kadar ilgili? Biz onların verdiği dersi dinlemedik diye mi? Türk siyaseti, Türk insanının Suriye ile ilgili hissettiklerini yansıtıyor mu? Türkiye yaklaşık bir yıldır iç işlerimize karışıyor. Bu Türk ve Suriye halkına ne getiriyor? Bir karşılaştıralım. Suriye halkı için daha fazla can kaybı ve yıkım demek. Türkiye için de ekonomik ve kültürel ilişkilere zarar vermek demek. Kendilerine şu soruyu sormaları gerek. Bu Türk insanının çıkarına mı? Biz 800 kilometre sınırı olan iki kardeş ülkeyiz. Türkiye'nin güvenliği bizim güvenliğimizin bir parçasıdır. Türkiye'nin bunu göz önünde bulundurması gerek. Suriye askerleri tarafından silahlı muhaliflerin silah depolarına da götürülen Çubukçu, Suriye halkının da görüşlerinin sokakta aldığı görülüyor. Bizi getirdikleri bölüm bir evin alt katı burası. Aşağı ineceğiz. Muhtemelen bir silah deposu ya da cephane deposu muhaliflerin yakalanmış çok sayıda. Bunun gibi depoyu yakaladıklarını, bastıklarını söylüyorlar. Karanlık bir bölüm. Alihan da gelirse burada devamını görebileceğiz. Evet, basılan bölümlerden birisi yer altında bir bölüm. Bunun gibi çok sayıda baskın yaptıklarını söylüyorlar. Burada RPG dediğimiz roket uçaklar, diğer tarafta bir kısmı çok eski, bir kısmı daha yeni Kalaşnikov uzun namlulu silahları. Bu RPG'ler var burada. Gördüğünüz gibi bunlar muhtemelen eğitim için kullanılan, yani RPG nasıl kullanılacağını öğretmek için eğitim maksatlı, çünkü arka tarafları silahlı kişiler dükkanlarımızı kapatmamızı istiyorlardı. Ordunun gelmesiyle güvenliğe kavuştuk. Daha önce burada bizi tehdit ediyorlar, hatta öldürüyorlardı. Şimdi yeniden sokağa çıkabiliyoruz.
Vallahi vefi bir sir meşakel. Geceleri hala sokak aralarında ateş açılıyor. Ama asker geldiğinden beri güvenlik sağlandı. Çatışmaları küçük bir azınlık sürdürüyor ama tüm halkın onları desteklediğini kimse söyleyemez. Yani el emin mitmuş ayfin fi anna emin. Sarı ona ayıp.